Abi bir önemli konuda ittifak, Millet İttifakı'nda var. Yine o haftalarda olan Yavuz Arıaroğlu'nun açıklamaları ve istifası çok konuşuldu. Ondan sonra da yine bir gündeme bir fotoğrafı düştü. Yeniden Refah Partililerle beraber bir fotoğrafı düştü. Onu da söyleyeyim. Yine bu gündem oldu. Hızlı hızlı geçiyorum, 2 hafta olduğu için. Ona da yorumlarsınız. Bir dakika, Ağır Aloğlu'nun şey mevzusu vardı ama biliyorsun vekillik olayı bitiyor. Hani onu biraz da şey olarak yorumladı millet. Hani giderken kapıyı çarparak gitme. O mevzusu. Ki ilkinde biliyorsun ilk açıklamasında istifa falan etmedi. İkincisinde sonra Akşener'le işte görüşme olayı falan olacağı zaman tekrardan böyle bir şey kalkıştığı zaman o görüşme iptal edildi. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, görüşme iptal edildi. Hatta Candaş Tolga o haberi vermişti. Ya bir de şöyle bir şey var. Bu durum Millet İttifakı'na karşı ne gibi bir tepki yaratır? Yani o zaman da çok soru gelmişti sana hatta, ama yayın olmadığı için kimse şey yapamamıştı. Yani yazar mı yazmaz mı, iyi mi olur kötü mü olur mu diye. Yavuz Bey'in açıklamaları. Ya o üzerinden süre geçti, görüldüğü üzere pek bir şey de olmadı artık. Pek bir etkisi de olmadı ama İyi Parti açısından tabii mevzular farklı. İyi Parti masaya geri dönüş olayından beri çok şey bir şey verse de, görüntü verse de dışarıdan, birlik beraberlik görüntüsü verse de içeriden ciddi şeyleri var biliyorsun. Ciddi kavgaları var kendi aralarında. Henüz dışarıya verecek bir kriz değil ama ben öyle büyük bir kriz olarak görmüyorum İyi Parti'de. Ama işte kaynıyor alttan alta. Ağır Ölüoğlu da bana sorarsan giderken kapıyı çarparak gitme mevzusu. Hani ben burada şeyimi kapatıyorum, çekiyorum. Çünkü o mevzuyu da sürdüremez. Kendisinin de açıklamasını yaptığı gibi. Ya bu tabii işin geyiğindeyiz de İyi Parti'de uzun süredir bir şey var biliyorsun. Sağ isimlerin, işte ülkücü kökenli isimlerin tasfiye mevzusu. İyice mevzu işte merkez sağ çekme olayı, ki bu adaylık şeyine geçtiği zaman birazdan orada daha net belli olacak. Yani Abi tamamen güçlü bu... isimler de, bir de hani ağır isimler. Ben hepsinin bir Ya parti yönetebilecek isimler olduğunu düşünüyorum, biliyor musun? bence şey olarak görüyorlardı. Ya bu ülkücüleri teşkilatlanma kısmında kullandılar ilk başta. Teşkilatlanma falan kurulduktan sonra, bu insanların teşkilatlanması kuvvetli. Bunu kurduktan sonra artık ihtiyaç görmedikleri için tasfiyeye geçip daha böyle ılımlı, merkez sağ, işte daha böyle ANAP ekolü diyelim. O tarzda insanlara yer vermeye başladılar. Ben öyle görüyorum ki, ama bu aylardır süren bir şey zaten. Ağır Aloğlu'nun ilk başta uzaklaştırılması vardı zaten partiden, hatırlarsın belki. Onun taraftarları tek falan da açmışlardı. Tekrar geri dönsün bilmem ne diye. Oraya kadar dayanıyor mevzu da. Yani çok şey bir şey değil. Çok krizlik bir mevzu değil bana sorarsan.